Hoş geldiniz dostlar. Son gelişmeleri sizlere aktaracağız. Azerbaycan ordusu güney hattında işgalden kurtarılan Çakırlı köyünden bir video paylaştı. Görüldüğü üzere hava yağmurlu. Bu da siyalarımızın görüş açısını engelliyor. Bu yüzden 2 gündür doğru düzgün hava harekatı yapılmadığı aktarılmış. Hava şartları düzeldiği an yeni bir hava harekatı bekleniyormuş. Rusya Savunma Bakanlığı'na bağlı Kamu Konseyi Başkanı Igor Koroshenko'dan açıklamalar geldi. Çok kısaca özetleyelim. Aslında şunu söylemek gerekir ki Ermenistan şu anda Azerbaycan topraklarında Azerbaycan'a karşı askeri operasyonlar yürütüyor. Karabağ'a asker ve silah aktarıyor. Erivan, Azerbaycan şehirlerine yaptığı füze saldırıları ile Türkiye'yi olaylara müdahale etmeye zorluyor. Paşinyan'ın arkasında gerçek bir savaşta Rusya ve Türkiye'ye karşı kafa sallamaya çalışan Soros ve Amerika Birleşik Devletleri var şeklinde aktarmış. Bir terörist görüyorsunuz ekranda. Karabağ'ın sözde Ermeni Cumhurbaşkanı Harutyunyan askerlere motivasyon konuşması yapıyor. Fakat etrafındaki askerlere, daha doğrusu generallere dikkat ederseniz sürekli gökyüzüne baktıkları gözüküyor. Neden acaba diye sormuyoruz çünkü siyah korkusu olduğunu zaten biliyoruz. Azerbaycan Savunma Bakanlığı bir paylaşım yaptı. Bu baba yiğidin ismi Tahir Mishikanov. Nisan 2016'daki çatışmalarda 6 tank imha etmiş ve kendisine Azerbaycan bayrağı nişanı verilmişti. Şimdi de Dağlık Karabağ'da çatışmalarda ön saflarda şu ana dek Ermenistan'a ait 11 askeri aracı imha ettiği aktarılıyor. Bilindiği gibi Türkiye destekli Suriye Milli Ordusu'nda da Ebu Tov lakaplı çok iyi tank savar kullanan bir kardeşimiz vardı. Tahir kardeşimizin de onun kadar iyi bir tank savar kullanıcısı oldu. Aktarılmış. Azerbaycan ordusu Hankenti vilayetinin kuzeyindeki Ballıca bölgesinde bulunan işgalci Ermeni güçlerine ait mühimmat deposunu imha etti. Bunu aktarabiliriz. Kritik depoların olduğu söyleniyor bu bölgede. Bununla ilgili uydu görüntüsünde görüyorsunuz. Vurulan bölgenin burası olduğunu söyleyebilirim. Bakalım Ermenistan tarafı bugün ne saçmalamış? Resmi hesaba bakacağız. Ermeni Birleşik Bilgi Merkezi şöyle yazıyor. Acil durumlarda güvenilir ve güncel bilgi sağlamak için şeklinde. Fakat tamamıyla yalan haber okuyoruz. İlk haber olarak Kanada'nın ülkemize silah ihracatını yasaklamasını paylaşmışlar. Burada Ermeni lobisinin baskısı olduğunu söylemiştik. Bizim Dışişleri Bakanlığımızdan da bunun üzerine bugün bir açıklama geldi. Kısaca özetleyelim. Kanada'nın Azerbaycan'ın 30 senedir Ermenistan işgali altındaki topraklarını kurtarmak için verdiği haklı mücadeleyi gerekçe göstererek bazı askeri ürünlerin ülkemize ihraç izinlerinin askıya alındığına ilişkin açıklaması bu ülkenin çifte standartlı yaklaşımının göstergesidir şeklinde Dışişleri Bakanlığı'ndan bir açıklama geldi. Şunu da söyleyelim dostlar, bir araştırma yaptık bununla ilgili. Türk insansız hava araçları gerçekten de Kanada'daki Vescam kameralarını kullanıyor. Fakat Aselsan'ın yerli kedi gözlerinin çok yakında insansız hava araçlarında kullanılacağı açıklanmış. Bununla ilgili Aselsan'dan da fotoğrafları görüyorsunuz. Fransız belediye başkanından skandal bir harita paylaşılmış. Fransa'da Alpes belediye başkanı Ermenistan için ilaç ve acil malzeme topladıklarını açıklamış. Paylaştığı haritada Türkiye'nin doğusunu Batı Ermenistan olarak göstermiş, görüyorsunuz. Afganistan'dan da bir destek daha geldi Azerbaycan'a. Zaten ilk günden beri sürekli destek açıklaması geliyor. İşgalci Ermeni kuvvetleri derhal ve koşulsuz olarak Karabağ topraklarını terk etmelidir. Afganistan Milli Meclisi milli egemenliğini ve toprak bütünlüğünü koruma konusunda Azerbaycan Cumhuriyeti ile dayanışmasını ifade etmektedir şeklinde. Ermenistan'ın resmi hesabına geri dönüyoruz dostlar. Bugüne ait son duruma ilişkin bir rapor yayınlamışlar ki hiç değerlendirme bile yapmıyorum yalan olduğunu bildiğimiz için. Bir de dün sizlere taktiksel olarak geri çekileceklerini aktarmıştım. Bununla ilgili şöyle yazmışlar. Dağlık Karabağ Cumhuriyeti olarak taktiksel bir numara kullanarak bir geri çekilme izlenimi oluşturduk. Düşman terk edilmiş konumlarımızı işgal etmeye çalıştı ve tuzağa düştü. Güçlü topçu saldırısı Azerbaycan birliğinin çoğunu yok etti. Düşmanın 200'den fazla askeri öldü şeklinde ağır bir yalan söylemişler ki alakası bile yok arkadaşlar. Hayatımda ben bu kadar çirkef bir ülke görmedim. Bu kadar çok yalan söyleyen bir ülke de görmedim.
Ayrıca şöyle demişler: genel olarak dün gece cephedeki durum nispeten istikrarlıydı. Savunma ordumuz askeri görevleri zekice ve profesyonelce yerine getirmeye devam ediyor. Askeri durum şartları altında tüm devlet kurumları da etkin bir şekilde çalışıyor açıklamasını yapmış. Düşmanlıkların kayıtsız şartsız durdurulması ve ateşkesin kurulması hakkında açıklamasından sonra sözde Karabağ Cumhuriyeti olarak Azerbaycan çatışma bölgesinde durum nispeten gergindi açıklamasını yapmışlar. Bir sakindi diyorlar, bir gergindi diyorlar. Kendileriyle çelişiyorlar. Bir roket motorundan bahsedilmiş. İddia edildiğine göre Azerbaycan topraklarında bulundu. S-300 hava savunma sistemi üzerine kurulu roket motoru olduğunu söyleyebiliriz. Bu tip katı roket motorların Ukrayna tarafından modernize edildiği bilinmektedir şeklinde de bir uzmandan değerlendirme gelmiş. Önemli bir gelişmeyi aktaralım. Ermenistan ordusunda dehşet lakabıyla bilinen Albay Artur Gasyan'ın Karabağ'da gebertildiği açıklanmış. Aynı zamanda bir videoya rastladım. Dağlık Karabağ'da açıklama yapan bir teröristin siyah saldırısı sonucunda hemen koşarak kaçtığı aktarılmış. İlk bakışta Ermenistan'da yayın yapan bir televizyon kanalı zannedebilirsiniz. Fakat bu açıklamalar ülkemizde yapıldı. Bu açıklamayı yapan kişi adına gerçekten Azerbaycanlı kardeşlerimizden özür diliyoruz. Onlar da biliyor ki bizim ülkemizde böyle hain açıklama yapan insanlar bu. Atı binip gidiyorlar. Devlet Bahçeli'ye bakarsan Nahçıvan'ı özel bölgesini şeye bağlayacak. Azerbaycan'a aradaki Ermenistan topraklarını muhtemelen işgal edecek. Atı alıp bir kere Azerbaycan devlet mi? Bir de bu var. Bunu soralım. Azerbaycan devlet mi gerçekten? Bir aşiret. Demokrasi yok, hukuku yok. Yine Kremlin'den de bir açıklama geldi. Putin ile Paşinyan'ın telefonla görüştüğü aktarıldı. Putin çatışmaların bir an önce son bulması isteğini yinelemiş. Yani pratikte ben karışmıyorum demiş gibi düşünebiliriz. Esad'dan da bir açıklama gelmiş. Suriye'den Karabağ'a paralı militanların gönderildiğini teyit edebilirim. Cumhurbaşkanı Erdoğan Karabağ'daki savaşın baş sebebi ve ateşleyicisidir demiş ki şu açıklaması doğru. Paralı militanlar gönderildi. Evet, PKK'lılar Ermenistan'a yardıma gönderildi Suriye'den, bunu söyleyebiliriz. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu çalışma ziyareti için an itibariyle Azerbaycan'da. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Bakü'de iki kritik görüşme gerçekleştirecek. Önce Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, daha sonra mevkidaşı Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'la bir araya gelecek. Yine Hindistan gazeteleri Asya'da yalan haber konusunda bir numaradır. Pakistan askerlerinin Azerbaycan'da Ermenistan'a karşı savaştığını yazmışlar. Şöyle aktarılmış, bir Pakistanlının konuşmasını yazmışlar. Param yok, merak etmeyin. 7-8 köy kurtuldu. Korkmayın, evet biliyorum. Fuzuli ve Adam işgalden kurtarıldı. Adam tarafında Pakistanlı askerleri topladılar ve onları Adam merkezine götürdüler şeklinde aktarmış. Şunu söyleyelim, bu gazeteler bunu yazıyorlar fakat ellerinde hiçbir kanıt yok. Tamamen uydurma haber olduğunu söyleyebilirim dostlar. Bununla ilgili Mikhail Boris'ten de bir açıklama gelmiş. Şöyle yazıyor: Pakistan askerleri Azerbaycan'da Ermenistan'a karşı savaşıyor. Haberin seviyesi yerel telefon görüşmesi şeklinde. Hindistan medyası çok eğlenceli. Sanırım Hindistan'ın Pakistan'a karşı propaganda savaşı şu anda zirvede. Ama ne olursa olsun size zor anlar yaşatacaklar şeklinde Hindistan gazetesini sert şekilde eleştirmiş. Kardeş ülke Pakistan'ın Bundal adalarını Çin'e satacağı aktarılmış. Sindh bölgesinde bulunan Bundal ve Dingi adaları Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ve Pakistan adaları kalkınma otoritesi uyarınca Çin'e satılması kararlaştırılmış. Bununla ilgili ilk tepki de Hindistan'dan gelmiş. Bölgede Pakistan ve Çin'in Hindistan'a karşı beraber hareket ettiği biliniyor. Yine Pakistan'da Pakistan lideri İmran Han'ın bugün doğum günüymüş. Doğum gününüz kutlu olsun şeklinde de 2 dakikalık bir video paylaşılmış. Evet dostlar, videonun sonuna geldik. Tüm gelişmeleri sizlere aktardık. Yeni gelişmeler olduğunu aktarmaya devam edeceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Katıl butonuyla bizlere destek olan kardeşlerime de ayrıca teşekkürler. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.